Bu el benim arkadaşıma ait. Sevgili Pelin, öpüyorum. Annesi bizi izliyor, öpüyorum ellerinden, yanaklarından. Bir anda elini gördüm, Kıbrıs'taydık hafta sonu. Dedim ki ben bunu çekip hocama sorayım çünkü bir türlü çözüm bulamamış. Alerjik bir reaksiyon göstermiş eli. Fakat bir türlü geçmemiş. Tabii kaşıdığı için tekrar devam etmiş. Doktora gitmiş, ilaç kullanmasına rağmen hala devam ediyor. Hocama bir danışayım dedim. Ne dersiniz hocam? Ne demiş doktor bunun için? Alerjik bir reaksiyon oldu demiş. Fakat kaşıdığı için devam etmiş ve büyüyerek de... Tamam. Şimdi bakın. Ya bir şeyi ısırmıştır. Ha belki o farkında değil. Tabii. Yani bir küçük bir böcek sökmüş... sokmuş olabilir, hiç farkında değildir ki bu çok doğaldır bunun sonucunda. Şimdi burada yapacağı şey nedir? Kaşıntıyı almak için ne öneriyoruz? 40 kilit miydi? Yulaf samanı. Evet. Bir defa sizin bardağınızla gene orada bir tutam 5-6 gram yulaf samanı ne yapacak? 5 dakika koymamış. Kaynatacaklar. Bugün yulaf yok samanı. Ama biliyor değerli izleyiciler. Olsun biliyorlardır. İzleyici. Annesi yapar teline. Yulaf samanı 5 dakika kaynatacak. Bütün kaşıntılar için geçerli mi? Evet, derideki bütün kaşıntılar için. Hocam çok bununla sevdiğim birisi de zona olmuş. Çok kolay. Asıl onu söyleyin. Tamam. Bunu tamamlayayım tamam, mı? Tamam. Yoksa... Kaşıntı ona da iyi gelir mi acaba diyecektim. Yulaf samanı. Biliyorum aklım hiç durmadığı için devamlı çalışıyor. O yüzden çok soru soruyorum hocam. Evet. Önce bunu bitirelim tamam. Şimdi bununla ne yapacaksınız? 5 dakika kaynattınız, ılımaya bıraktınız. Sonra buraya pansuman yapacaksınız. Anında kaşıntıyı alır. Şimdi bunun kapanması için, şu inflamasyonun yok olması için karabaş çayı hazırlayacaksınız. Üstüne bir yarım saat sonra karabaş çayıyla pansuman yapın. Yani böyle bir saatte bir bununla ıslatın. Evvel Allah yok olur. Arada kaşınma mı geldi? Ne yapacaksınız? Yulaf samanıyla hemen üzerine. Tekrar pansuman. Peki.